Merhaba arkadaşlar, ben Bülent. Yeni Qashqai Avrupa'da satışa sunuldu ve ilk inceleme videoları da yayınlanmaya başladı bildiğiniz gibi. Ben de sizler için yabancı kanallardan edindiğim bilgileri bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Yenilenen Qashqai'de 12.3 inçlik dijital gösterge paneli, 9 inçlik dokunmatik ekranlı bilgi eğlence sistemi, akıllı telefonların için hızlı şarj özelliği, 15 watt gücündeki hızlı şarj özelliği, yine Nissan segmentindeki en büyük olduğunu iddia ettiği 10.8 inçlik head-up display özelliği var. Şu anda incelediğimiz araç yeni gelecek Qashqai'nin en dolu paketi ve bu paketinde şu anda göreceğimiz özellikler de var. Koltukları daha geniş, daha rahat, ısıtmalı ve masaj özelliği de var. Napa kaplı, Napa deri koltukları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hızlı şarj özelliği var. 15 watt gücünde telefonlarımızı hızlı şarj edebilme, kablosuz hızlı şarj edebilme özelliğimiz olacak. Koltukların işte yapısını görüyorsunuz. Napa deri koltuklar var. Oturduğun zaman çok rahat, konforlu hissedeceksin. İç alanı da genişletilmiş. Karşıdaki kapıdaki dikiş izlerini de gördüğümüz zaman aslında yapılan işçiliğin de kaliteli olduğunu gösteriyor. Bizim Qashqai'de en çok şikayet ettiğimiz konulardan biri olan bu trim sesleri herhalde kesilmiştir diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Çünkü şu yapılan kapılarda kullanılan sert plastik yerine yumuşak plastik kullanılmış olması, deri kullanılmış olması, dikiş izleri bize bunu şimdilik böyle söyletebiliyor. Gelince tabii daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama şu anda videolardan bunu görebiliyoruz. Yabancı videolarda da inceleme videolarında da okuduğum kadarıyla daha konforlu, daha geniş iç hacminin olduğunu gösteriyor. Videsi görüyorsunuz daha küçültülmüş, daha şık bir vides seçici konulmuş. Yine ön kokpitin orada ahşap görünümlü malzemeler kullanılmış. Şık bir görünüm sağlamış bu da. Ön kapılarda da aynı şekilde dikiş izlerini görüyoruz. Yapılan işçilik, deri kaplamalar kalite hissini daha da arttırıyor. Bu koltuk, ön koltuklar arasındaki bölmenin bütün olması güzel bir görünüm katmış. Yeni Qashqai'nin boyutları da biraz arttırılmış. Hem yerden yüksekliği hem aracın boyu biraz daha uzatılarak arka koltuktaki diz mesafesinin artırılması iç mekanın biraz daha genişlemesine sebep olmuş. Bagaj da aynı şekilde büyütülmüş. 504 litreye çıkarılmış. Direksiyonu görüyorsunuz. Bu ısıtmalı spor direksiyon. Bunun üzerindeki tuşlarla bir sürü özelliği kontrol edebileceğiz. Aynı şekilde videsi görüyorsunuz. Sürüş modlarını buradan seçebiliyoruz. İşte bu dikiş izleri bizdeki kalite hissini arttığını gösteriyor. Premium yani birinci sınıf araç seviyesine çıkmıştır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Dışından baktığımız zaman dışta da bir sürü yenilikler var. Gördüğünüz gibi o ön ızgaradaki V şeklindeki krom detay iyice büyütülmüş. Yine cam tavan var. Sunroof yok. Gördüğünüz gibi açılan cam tavan var. Qashqai nedense sunroof tercih etmiyor. Bu şekilde cam tavanlı kullanılıyor. Bagaj 504 litreye çıkmış demiştim. Yine bölmeli bir şekilde. Bagaja 12 volt soketi eklenmiş. Elektrikli açılabilen bagaj artık var. Koltukları bu şekilde yatırabiliyoruz. Bizim kullandığımız Qashqai'ler 430 litreyken şimdi yeni gelecek olan bu Qashqai'lerde 504 litreye çıkarılmış bagaj hacmi. Yeterli, orta büyüklükte.
Nissan yetkililerinin, tasarımcılarının ve mühendislerinin en beğendiğim yönleri de bu kullanıcı yorumlarını dinlemeleri ve buna göre arabayı geliştirmeleri. Nissan Intelligent Mobility teknolojileri çok daha kaliteli malzemeleri, en son teknolojileri kullanarak sürüş konforu sağlayacak şekilde tasarlanmış. Artık akıllı telefonları çok daha kolay bir şekilde Nissan Connect'e bağlayabileceğiz ve daha çok cihazla bulanabileceğiz. 9 inçlik bir biraz daha büyüyen Nissan Connect sayesinde navigasyon, eğlence ekranı ve araç bilgilerine ulaşmanın bir yolu olacak ve hem Android Auto hem Apple CarPlay'e bu şekilde bağlanabileceğiz hem de Wi-Fi kullanarak. Birden fazla kullanıcı araç hafızasına kaydedilerek sürücü profillerine göre navigasyon, müzik sistem teknolojileri takip edilebilecek. Bose müzik sistemi sayesinde ses premium kalitede olacak ve bütün koltuklardan bu kalite hissedilecek. Ne de olsa bir Japon 12.3 inçlik TFT bilgi ekranı direksiyon tuşlarıyla da kontrol edilebilecek ve trafik, eğlence, navigasyon ve araç bilgilerine buradan ulaşabilecek. Yeni 10.8 inçlik head-up display sayesinde sürüş yardımları ve yol bilgileri ön cama yansıtılabilecek. Ayrıca yapılan yeniliklerden biri de ön cam açısının daha geniş olması ve aynaların kapıya monte edilmesi. Bu sayede de daha hakim bir sürüş hissi olacak. Evet, gelelim yapılan en büyük değişiklik, yani motor. Aracın motoru artık dizel motor gelmeyecek arkadaşlar. Onun yerine benzinli ve hibrit motor tercihleri yapılacak. E-Power teknolojisi sayesinde %100 elektrikli motor gelecek. Güçlü, rafine sürüş performansı, eğlenceli, keyifli, sezgisel sürüş, rahatlatıcı ve sessiz bir sürüş sağlayabileceğiz. Mükemmel bir yakıt verimliliğini olacağını söylüyor bize. Araç yavaşladığında rejeneratif frenleme yoluyla enerji yakalanır ve aküde depolanır. Gördüğünüz bu inverter, pil ve elektrik motor arasındaki elektrik gücünü yönetir. Araçta hafif, kompakt, yüksek performanslı lityum iyon pil kullanılmış. Benzinli motor, elektrik motora güç veren pili şarj etmek için enerji üretir. Yani benzin enerjisiyle çalışan %100 elektrikli bir motor var arkadaşlar. Sadece bataryadan güç alarak elektrikli motoru kullanarak sürüş yapılacak. Böylece pürüzsüz, sessiz bir sürüş sağlanacak. Sürücü gaz pedalına bastığında elektrik motoru aracı sarsıntısız bir şekilde yavaşlatırken rejeneratif frenleme kullanılarak aküyü şarj edecek. E-Power motoru hem yüksek yakıt verimliliği hem de yüksek güç verimliliği sağlıyor. Elektrik gücü akü ve motor tarafından sağlanıyor. Etkileyici bir güç akışı ve hızlanma ile de sonuçlanıyor. Sadece gaz pedalını kullanarak aracın hızını kontrol edebiliyoruz. Hızlanırken ve fren yaparken pedallar arasında geçiş yapma ihtiyacını da bu şekilde azaltmış oluyoruz. 1.3 litrelik bu motor manuel olarak 138 beygir ile bir de CVT şanzıman ile 156 beygir ile gelecek. Ayrıca yine 1.5 litrelik kendi kendini şarj edebilen 187 beygirlik bir motor seçeneği de gelecek arkadaşlar. 1.3 manuel vitesli olanı yaklaşık 30 bin euro. Otomatik vitesli olan da 32 bin euro arasında İngiltere'de satışa sunulmuş arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.